Aslında yerel tohum fikri şeyde başladı. Ben fotoğrafla ilgilendiğim dönemlerde fotoğraf alanlarında köylerde falan dolaşırken o süreçlerde başladı. Nasıl başladı? Yerel üretime denk gelmiyordum çalıştığım fotoğraf çektiğim alanlarda. Çünkü hep marketten ya da bir yerden poşetler içerisinde satılan hibrit yapımı şeyler, tohumlar kullanılıyordu. Bu denk geldim birkaç yerde. Sonra bir ekolojik alan kurma çabasına girdim. Ekolojik alan derken toprak alma. Toprağı bulmam lazım onu üretmem için. Van tohumu, gren. Önce bir toprağı halledeyim dedim. Sonra bunu toplarım. İlla ki benim çalıştığım alanlarda çok bulurum. Yani bulma ihtimalim çok çok yüksek diye düşünüyordum. Çünkü alanları çok geziyordum. Toprağı aldım, aşamaya geldim. Aşama tohum toplama. Gittiğim yerde teyze sen eski tohumları böyle kuruttuğun tohumlar nerede? Var mı? Ben bunu almak istiyorum. Yani bana verirseniz ekerim filan dedim. Poşette olan bir tohumu çıkarıp bana verdiler. Teyze dedim bu tohum yerel değil zaten bu. Bizim ilaçlı verilen tohum bir kere ekiyorsun sonrası yok ya. Yani kendin onun içinden aldığın tohumu bir daha ekip üretim alamazsın. Biliyorum oğlum dedi bu çok ucuz zaten her yerde de satılıyor. Ne gerek var o bizimkiler çok uğraşmadı verimi az. Bu daha iyi her bir dalında bir sürü çıkıyor. Teyze dedim bu değil yani bunlar yarın satılmazsa biz nasıl yiyeceğiz bu ürünleri ya da bu ürünlerin ne kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorsunuz. Ya bunları biz yıllarca yaptık onlar bitti oğlum dedi filan. Daha çok şey oldum hırslandım. Evet dedim iş fena yani ortalıkta ciddi bir problem var ve bu problem bizim bir şeye bağlamaya çalışıyorlar. Yani şu alanda bile buna denk gelmediysen ben bu artık bu sosyal sorumluluk olarak üstlendim. Tamamıyla buraya hiçbir şekilde bu 8 dönümlük bir alan hiçbir şekilde doğal olmayan ya da yerel olmayan ya da geleneksel yapının dışında hiçbir şey kullanmak istemiyorum ve o konuda kararlıyım. Belki biraz zayiat veriyorum. Emeğim boşa çıkmış zamanlar oluyor. Yani üretimde çünkü hastalık çok. Hastalığın çokluğunu da sordum yani köylerde sordum. Amca dedim yani ekiyorum, iyi bakıyorum sonra bu hastalanıyor. Bir bakıyorum kurtlanmış kuruyor filan. Oğlum dedi eskiden ilaçlamıyorduk biz. Bir ilaç türü yoktu ya bir iki tür vardı onlar da çok kullanılmıyordu. Ama bir hayvan gelip o zarar verecek hayvanı yiyordu. Şimdi ilaçlanmalardan dolayı bu hayvanı yiyecek, bu kurdu yiyecek diğer büyük kurt gelmiyor. Çünkü o öldü. Bu kurt başından kalmış. Bu da ağacı kurutabiliyor. Çok yerinde bir tespit. Çok mantıklı. Çünkü benim kuruyan ağaçlarımın içine baktım. Ufak deliklerin içinde. Böyle iğne ucu kadar soktuğumda içinde kurt çıktı. Evet dedim bunun içine köküne kurt girmiş ama ben fark etmemişim. Ama normalde ilaçlarsan o kurt uzak durur. Ben onu hiç yapmadım. Tabii onlar farklı yöntemler önerdi. İşte beyaz kireç var. Kireçle şey yaparsan hem kurda karşı hem şeye karşı korurlar diye. Ben alanlardaki insanlardan çok faydalanıyorum. Çünkü benim yerim müsait, onlara yakınım. Yani 5 kilometre uzaklaştım mı bir köylüyle, çiftçi bir köylüyle denk gelebiliyorum. Bizim bunu yaşatmamız ve korumamız gerekiyor. Yani tohum olayı gerçekten yüzeysel bakılacak bir şey değil. Tamam bugün bitiyor, var, yaşıyor, edinebiliyoruz. Ama gelecekle ilgili çok büyük bir kaygı, bir problem benim için öyle. Çağrı olarak da insanın buna karşı biraz duyarlılığını en azından şöyle olabilir. İşte ben diyorum ya tanıştığım insanlara tohum var mı? Bu konuda bana ulaştırmaları bile büyük bir katkı olur. Ya da işte burada bu var demeleri bir katkı olur. Ben bir şekilde ulaşıp almaya çalışırım. Ama keşke böyle gruplar, kolektifler artsa, daha güzel verimli olsa, daha çok üretim yapabilsek, daha çok tohum alabilsek, saklayabilsek, takas edebilsek. Yani ben o tür çalışmalarda elimden geleni yapıyorum ama yetersiz. Bir Mardin için yetersiz, bir gelecek kaygısı için yetersiz. Yani bunun
bu konuda ilerleme çok fark ediyorum. Çünkü bu konuda hiç duyarlı olmayan arkadaşlarım gelip bu çalışmalarımızı gördüğü zaman bir an sonra bakıyorum içindeler yani. İlk önce belki biraz şey yapıyorlardır. Bu nasıl olur, nasıl edilir? Ya da şey gelmiyordur, çok sıradan geliyordur. Sonra bir bakıyorum kendileri de artık duyarlı arttı. Yani bunu ekelim mi, sana bunu getireyim mi? Sen de bir şeyler yapalım. Bilergiyi çıkarabilirim. Yok, çok iyi.